Aşağıdaki kare 1 tamı göstermektedir. Peki bu kare 1 tammış. Buna göre boyalı alan karenin yüzde kaçıdır diye sormuşlar. Her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Bir bakalım. 1 tamı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 eşit parçaya bölmüşler ve bu parçaların 1 2 3 4 5 6 7 tanesi boyalı. O halde şeklin onda 7'si boyalıdır diye düşünebiliriz ama bunu bir yüzde olarak ifade etmemiz lazım çünkü soruda boyalı alanın bir tamın yüzde kaçı olduğunu soruyorlar. Yüzde ne demek? 100'ün içinde demek. 100 sayısının 100 parçanın içinde demek. 100 parça içinde kaç tane demek? Başka bir deyişle 10 parçada 7 parça olarak gösterilen boyalı alanın 100 parçada kaça eşit olduğunu, kaça denk geldiğini bulmamız gerekiyor. 7 bölü 10 ya da 10 da 7, 70 bölü 100 ya da %70 ile aynı şey. Peki 10 da 7'den %70'e nasıl geçtik? Payı ve paydayı 10 ile çarparak. Evet yüzdelerle daha çok pratik yaptığınızda bu geçişleri aklınızdan hızlıca yapabileceksiniz ve hemen 7 bölü 10, 70 bölü 100'e bu da yüzde %70 70'e eşittir diyebileceksiniz. O yüzden gelin hemen daha çok pratik yapalım. Gelin hemen bir tane daha yapalım. Aşağıda band şemasındaki boyalı alan yüzde yüzü göstermektedir. Peki buradaki boyalı alan yüzde gösteriyormuş. Buna göre tüm band şeması yüzde kaçı gösterir diye soruyorlar. Evet eğer burası yüzde yüzse tüm bant acaba yüzde kaçtır? Her zaman olduğu gibi yine videoyu duraklatın ve soruyu benden önce kendi başınıza bir deneyin. Yüzde yüz bir tama eşittir. Ve bu şemada bir tamdan 3 tane olduğu için bunu 3 tam olarak yorumlayabiliriz. Ya da eğer burası yüzde yüzse burası ve burası da yüzde yüzdür diye düşünüp tüm şeklin %300'ü gösterdiğini söyleyebiliriz. Bir tane daha. Hadi bakalım şekildeki büyük dikdörtgen bir tamı göstermektedir. Şu an işaretlemekte olduğum dikdörtgen bir tammış, buna göre boyalı alan yüzde kaçı gösterir diye soruyorlar. İsterseniz önce gelin bunu bir kesir olarak ifade edelim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane kare var. Ve bu 20 karenin 6 tanesi boyalı. Peki 20'de 6'yı yüzde olarak nasıl yazacağız? 20'den 100'e geçmek için 5 ile çarpıyorsam kesin değerini değiştirmemek için payı da 5 çarpmam gerekir öyle değil mi? Ve 6 kere 5 de 30 eder. 6 bölü 20, 30 bölü 100'e, o da %30'a eşittir. Cevap %30. Evet, gelin son bir tane daha yapalım. Büyük dikdörtgenler bir tamı göstermektedir. Bir bakalım. O zaman bu bir tam, bu da bir tammış. Buna göre boyalı alan yüzde kaçı gösterir? Burada bir tamın tamamı boyalı olduğu için %100 var. Burada ise 1, 2, 3, 4 parça boyalı. Boyalı alan 5'te 4'e eşit. 4 bölü 5'i yüzde olarak nasıl yazarız? 5 kere 20 100 ettiğine göre payı da 20 ile çarparsak 80 bölü 100 elde edeceğiz. O halde bu tamın 5'te 4'ü yani yüzde 80'i boyanmış. Hemen yazalım. Yüzde 80. Peki buna göre boyalı alan yüzde kaçı gösterir? Yüzde kaçı gösteriyor? Bir tane yüzde yüz, bir tane de yüzde seksen var. Toplamları yüzde yüz seksen eder. Bu bir tamdan fazla. Evet, eğer elinizde yüzde yüzden büyük bir yüzde varsa, bu bir tamdan büyük bir miktardır. Burası bir tam, bu da bir tamın üzerine eklediğimiz yüzde seksen. Kısacası boyalı alan bir tamdan büyüktür.